Adam almış pası gitmiş karşı karşıya kalacak. Sağ çaprazdan vermiş arkadaş arkasında kalmış. Geçen hafta Lerner arkasında kaldı top. Olur futbol bu. Hayır bunları açıklamak zorunda kalmak utanç verici. Yoksa ne şikeler gördük yani. Ne şikeler gördük. Hepsinde yeri geldi. Ne yazdık çizdik. Evet şimdi Serhan Türk'le devam edeceğim. Bu galibiyetiyle Beşiktaş'ın Galatasaray'la puan farkı da 6'ya çıktı. Evet. Sen nasıl yorumluyorsun? Ya Beşiktaş son iki maçta verdiği iştahlı oyuna geri döndü. Milli takım arasından sonra güzel bir iş yaptığını düşünüyorum. Hatta maçın geneline bakarsak da rakip sahasının yarı sahasının önünde 3 pozisyona girdi ve 3'ünden de gol attı. Gezal muhteşem işler yaptı bana. Yani Gezal bence bu takımı sırtlayan joker bir oyuncu. Ben çok yetenekli buluyorum. Gerçekten büyük işler yapıyor. Marafono gerçekten beceriksiz bir kaleci olduğunu gösterdi. O golü yemeyeceksin. O golü yediğin zaman ondan sonra bu tür söylemlere izin verirsin. Diğer tarafa geldiğimizde tabii ki Babakar'ın kaçırdığı pozisyonlar. Ya bunlar gerçekten yanlış yere gidiyor, yanlış yerlere gidiyor. Burada Beşiktaş'ın oyununu konuşmak lazım. Beşiktaş evet. Kaldığı yerden devam ediyor. Güzel de işler yapıyor. Ben tek gördüğüm sorun da savunmada gerçekten sıkıntılar yaşadı. Ne kadar işte Wellington Vida iyi işler yapsa da her top pozisyon oldu. Bu açıdan baktığımızda bugün Beşiktaş 4-0 kazanabilirdi. 2-1 de kaybedebilirdi. İlk yarı 2-1 kesin kaybederdi. İlk yarı kaybedebilirdi. Direkten dönen 3 topu çıkar. Olmamış artık. Hani Alanya 2 gol atıp ilk yarı soyunma odasına 2-1 girebilirdi yani. Kesinlikle. Ya bir de şampiyonluk yolunda giden Beşiktaş savunmada böyle hatalar yapıyor. Gol yollarında da bu kadar çok gol atabiliyorsa bir yerde bir sıkıntı var. Onu da çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün ise biraz Josef aksadı. Atiba çok iyiydi ama Josef aksadı. Ama Atiba her zaman muhteşem. Atiba'nın oynadığı futbol hem zevk veriyor hem de rakip takımı dağıtıyor. O hale getiriyor. Evet. Alanya etkisizdi. Gerçekten kötü bir performans gösterdi. Bir de işte o herkesin işte dediği gibi şike olayları. Marafona işte elini çekti, şu oldu, bu oldu. Beraber hepsi bunlar hiçbiri yazılmayacak. Abi ondan sonra şu da oldu biliyorsun. Alanya Spor Twitter hesabını da kilitledi biliyorsun. Evet. Ya her şey bu şey mail verdi. Bu duruma mail verdi. Ya bence burada şunu konuşmak lazım. Beşiktaş 3 puanı aldı. Yoluna devam ediyor. Şampiyonlukta büyük bir ivme kazandı rakiplerine göre. Diğer tarafta Alanya Spor'da düşüşüne devam ediyor. 11 haftada ama böyle Marafona'nın yediği böyle var. Gollerle ondan sonra atamayan forvetten atamadığı gollerle daha da düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Ya ben şöyle söyleyeyim. Yayıncı kuruluş görevini hiçbir zaman tam yapmadığı için yarın bir tane oradan Fenerbahçeli bir kardeşim Galatasaraylı ablamız alsın 11 maçtır söylüyorum 11 maç 7 mağlubiyet 4 beraberlik Alanya son 11 maç deplasmanda. Yedilen goller, kaçan goller bunlardan farkı var mı baksınlar ya. Çok açık çağrı yapıyorum. Son 11 maçında 7 mağlubiyeti, 4 beraberliği var. Alanya deplasmanda hep böyle. Gidiyor atamıyor. Dönen topta golü yiyor. Ondan sonra ikinciyi yeme riskini alıp gol peşine düşüyor. İkinci 3 4-0 yendi böyle. Hem de Gençler Birliği mi yenildi 4 tane? Gençler Birliği'nden galiba 4 taneydi. 2 hafta önce 2-1 bitti. Başka bir takımdan 4 yedi. Ya şunu söylüyorum. Yani tamam bakalım. Toparlamaya çalışırken daha çok dağılıyor. 11 maçta 7 mağlubiyeti 4 beraberliği var deplasmanda. Adamların karnesi ortada yani. Şimdi şunu da belirteyim. Bu arada Alanyaspor'un sayfası neden kilitlenmiş diye soruyorlar ikinize de. Küpletmişlerdi. Neden çok, kilitledi Alanyaspor herkes, diye. Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Ben sana söyleyeyim. Şampiyonluk yarışında gidiyorsun. Rakibin kim? Beşiktaş. Rakiplerin kim? Fenerbahçe, Galatasaray. Tabii ki burada bir şikeye mazur gören bir hareket söz konusu ki biz onun şike olduğunu düşünmüyoruz. Ben de Turgay abi gibi düşünüyorum. Ama böyle düşünenleri de hiçbir şekilde yadırgamıyorum ya da yok. Kötü bir sözü söylemiyorum abi. Yani yarın o da yanlış yarın yani o bir kelimeler kullanmak da. Yarınki maçta da bir oyuncu ıska geçecek. Bu defa Beşiktaşlar yapacak aynı şeyi. Buna alıştık yani bu çok yani normal. O açıdan baktığımızda tabii ki bir yoğun bir işte yorumlar olmuştur. Yoğun bir saldırı olmuştur. Ondan dolayı kapatmıştır. Ya Oğuzhan Hoca, Beşiktaş 1 milyon tweet attı da Ali Umut Meler mi değişti? Ya futbol tarihinde bir hakemi takımın maçta ikinci hakem ne zaman verilmiş? Olanı konuşmuyoruz. Olmayan şeylerden bir şeyler uyduruyoruz. Yoksa konuşacak o kadar şeyimiz bence varmış. Bugün en çok konuşulması gerekenlerden bir tanesi 38 yaşındaki Atiba'nın muhteşem performansı. 3 asisti. Evet. Hatta FIFA'da kendi sayfasında bahsetti. Ahtapot diye. Boğazın ahtapotu. Yani bunlar bence hem gururlanacak şeyler bir de örnek alınacak bir futbolcu olduğunu gösteriyor.
Ersin'i de ben güzel olarak gördüm. Ersin güzel işler yaptı. Ersin'in kurtardığı bir gol var ki yani ilk pozisyonu da. Abi ben burada şunu düşünüyorum. Alanyaspor'un atanıyla tutanı iyi değildi. Atanıyla tutanı hem bu şeylere mazur bıraktı hem takımı hem de dedikodulara mahal verdi. Hem de diğer tarafta da takımını mağlup etti. Şimdi şu var. Bu değirmene su taşımak isteyen çok insan var. Ben bu değirmene çok su taşırım. Bundan sonra her hafta Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon maçları öyle bir taşıdım ki milletin yarısı inanır. Ya işte bu arada FIFA'nın paylaşımı da geldi. Hatay Fenerbahçe maçında. O zaman diyeceğiz ki Altay kurtarmadı, rakipler kaçırdı. Öyle mi diyeceğiz? Hatay Fenerbahçe maçında 5 tane pozisyon var. Oğlum Hataylar sattı maçı yani. Altay kurtarmadı. Öyle mi diyeceğiz? Ya Ersin yemeği var bir defa. İlk pozisyonda Hatay karşı karşıya kaldı. Alanyalı oyuncu. Ersin ayağının ucuna çarptı, top dışarı gitti. Evet. Yani bu nasıl bir şike ya? Ya Beşiktaş'ın neden da çok direkten dönen, kaçan golleri var. Ya bu Dembaba Beşiktaş'a şut attı, bilerek direğe çarptı diye yazdılar. İşte Marafon'a orada elini bir uzatsaydı. Uzatmaz. Bak ya, avuta sana giden topa niye elini uzatmıyorsun abi? Bak, avuta gittiğini düşünüyorsun. Ben şimdi yayınladım, yayıncı kuruluş görüntüsü var. Sana burada Volkan Demirel'in elini çektiği görüntüyü göstereyim. Elini çekiyor. Şike mi yapıyor? Hayır. Kaleci avuta gittiğini düşünür. Uzatmaz elini. Abi olmaz ki yani. O zaman senin iyi bir kaleci olmadığını gösteriyor. Yani sonuçta her pozisyona çıkman lazım. Çok iyi kaleci olduğunu kim söyler ki? Abi yani Marafon'a bence bugünün kaybedeniydi yani o açıdan baktığımızda. Ayrı, ona bir şey kesinlikle diyemem. Kesinlikle kaybedeniydi. En azından kolunu uzatsa. Şurada Volkan'a bak bakayım ne yapıyor kale arkasından görüntüde. Bak şimdi yazmışlar diyor. Şu eline bak Volkan'ı şimdi. Bak. Şimdi gördüm iki sezondur Türkiye'de eline bak. Marafon'a ve çok başarılı maçlar da çıkardı. Çok maçı kurtardığını da biliyoruz. Bak şu anda eline bak şurada. Volkan'ın şimdi eline izliyoruz bak. Biz de. Volkan'ın eline bak şimdi. Ne yap? Elini niye çekiyor Volkan? Volkan'ın pozisyonunu mu gösterdi? Bana da programdan önce bana da gösterdi. Ya kaleci avuta gittiğini zannediyor. Çarpar da korner olur diye korkudan elini çekiyor. O da atlarken ya bak elini çekiyor görüyorsun. O da atlarken Marafon'a da topun avuta gideceğini düşünüyor. Hiç, yani öylesine atlıyor topa. Kurtarmak amacıyla değil. Çünkü top zaten Edirne'den Kars'a geliyor diyor. Onun bakış, kaleci bakışıyla bak o topa. Kaleye geleceğini düşünmezsin yani. Ya, hayır olacak şey var söylersin. İşte hiç gerek yok ya. Bunlara hiç gerek yok. Yani orada hani dediğim gibi orada elini uzatsa olay bitecek. Elini uzatmadığı zaman ya, şike yaptığına geliyor. Ya, uzatsa da bitmez. Abi ya. Ben bu kadar bitmez kötü bir Alanya ya. Görmedim. Yani Alanya gerçekten sen çok kötüydü. Sen izlememişsin başlarını. Alanya sezon başında iyi başlayan muhteşem işler yapar. Evet. Hatta biz şunu söylüyorduk. Bu arada söylüyorduk. Şunu da söyleyeyim. Alanya bu yapıyor. Sezon hiç 4 gol yemedi. O zaman Hatay yemiştir. Ben ikisini karıştırıyorum. Karıştırmış olabilirsin. 4-0 farklı yenildi zayıf bir takıma. Ama Alanya 11 deplasman maçı 7 mağlubiyet. 4 beraberlik. 11 deplasman 7 mağlubiyet. Galibiyeti yok ya. 11 deplasman. 7 mağlubiyet 4 beraber. Yani Beşiktaş'a gelince böyle olmadı diyorsun yani. Tabii. Ya her hafta maçlarını ben çok maç izliyorum. Her hafta %60 toplu oynama, 65 toplu oynama Alanya. Rakibi kim olursa olsun. Trabzon'u deplasmanda yenmiş. En son ondan sonra bitti işte. Yok en son galibiyetleri o. Ama işte Antalya'ya 4 gol attı. Ama işte evet, abi olmuş. Şimdi hani parçaların hepsi birleştiriyor insanlar. Lig maçı. O zaman iç sahada deplasman değil. En son da Trabzon. Şimdi parçaların hepsini birleştiriyor. Parça ne var mesela? Bir kere orada kamp yapması. Doğru mudur? İki o Marafon yanlış, hareketi. Yanlış. Üç Babakar'ın kaçırması birebir de. Dört iyi bir oyun sergileyememişsileri. Bunların hepsi abi bu şeylere mail veriyor sonuçta. Vallahi ben iyi oyun sergilemediğini düşünmem. İstanbul'da Beşiktaş'a karşı 7-3 golün dışında. Ha bu Beşiktaş'ın hataları, o defansın hatası. Olsun, o defansın çok kötü hatası. Defansın yani. Hatası var da senin oyuncun oraya sen koşmazsa. Sen şampiyon olacaksa bu şekilde hata yapamazsın abi. O ayrı da sen, ben hata yapıyorum. Senin oyuncun gelmezse pozisyon olmaz. O da kovalıyor demek. O hatayı da başarısız senin almıştı. Baskın, oyuncu o hatayı da senin baskın sebebiyet veriyor yani. Şimdi şu tweet çok geliyor. Şuna bir açıklık getirelim. Beşiktaş'ın tesislerinde Alanyaspor'un kamp yapmasını Turgay Demir de doğru bulmadığını söyledi. Evet, söyledim. Hani bu soruyu çok soruyorsunuz. Ben olsam asla derdim ki yanlış anlaşıldı. Gidin milli takımda yapın. Şunu da düzeltelim mi Turgay abi? Şimdi böyle sen bir başta tabii ki çok fazla o tarz yorum yapılınca biraz sinirlendin. Evet. Bazı kelimeler söyledin. Biraz izleyiciler de Beşiktaş kızdı. Şike yaptı dedim. Onu mu diyorsun? Yok. Hani, insanlara bu şike iması veren insanlara hayır, hakaret tarzı hayır, bir şey söyleyin diyorlar. Vicdanları onlar hardal tanesi kadar vicdanı olan kendi yapmayacağı bir şey başkasından beklemez. Mercimek kadar beyni olan söylediği lafı düşün onu tekrarlarım. Hiç hakaret yok orada. Orada yüksek yargıya göre hakaret yok onu da söyleyeyim. Ben onlara telefonumda gösteririm sana hakaret olmayan kelimeleri. Hakaret falan yok şunu söylüyorum. Bu kadar kolay mı çamur atmak ya? Yarın Fenerbahçe maçı olacak o zaman yarın biz de tweet atalım. Diyelim ki Beşiktaş hadi
ne yapalım, bir oyuncu ıskaya geçti. Bu kadar kolay mı yani, şık yaptı demek? Ya da Galatasaray oynayacak pazar günü. Kaleci uzanamasa topa şike mi yaptı diyeceğiz yani. Bu kadar kolay mı ya? Adamda biraz vicdan olur. Aynı lafı da Arda sayesinde kadar vicdanı olan, Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Vicdanı olan bir defa karşısındakine bir şey demeden düşünür, kendisi düşünür. Şimdi bir de bu kadar kolay mı? Şimdi ben çok şikeler inceledim, gördüm dedin ya. 234 tane. Onu da şimdi biraz sorguluyor. Neyini soruyorlar? Söyle, 234 tane.